Efendim, Kanada'nın gündemi yine zincir marketler. Bir zincir market gıdada enflasyon oluşturmakla suçlanıyor. Evet, Ofet Hukuk Komisyonu üyesi Doktor Mücahit Saraçlı bizimle birlikte bu meseleyi konuşacağız. Söz konusu merkez zinciri daha önce de enflasyon oluşturmakla suçlanmıştı. Şimdi bu oluşan tekelleşme sistemi enflasyon yaratıyor mu hocam? Tabii ki. Bizim ülkemizde de aynı şekilde enflasyona direkt olarak etkisi var. Nasıl direkt olarak etkisi var? Bildiğiniz gibi artık zincir marketler dediklerimiz binlerce şubesi olan, ülkenin hemen hemen bütün şehirlerinde hizmet veren zincir tedarik zinciri oluşturulmuş olan market zincirleri. Burada marketlerde sadece gıda ürünleri de satılmamakta. Artık kuru yemişten tutun diğer tüketim mallarına da el atmaktalar. Bu neyi getiriyor? Piyasalarda birçok konuda rekabeti ortadan kaldıracak şekilde piyasada maalesef günümüzde 5 büyük marketin fiyat birlikleriyle birlikte oligopol bir piyasa oluşuyor. Sizin verdiğiniz az önce Kanada örneğinden ilgili olarak da yurt dışından kendi ülkelerindeki bu rekabeti kırmak amacıyla yurt dışından birçok ulusal ve uluslararası marketleri kendi ülkelerine davet ederek burada rekabeti yaratma çabasındalar. Çünkü oligopol piyasa dediğimiz yerde satıcıların anlaşarak ve birleşerek hareket ettikleri, fiyatları sabitledikleri, kendi kar marjlarını belirledikleri bir sistem içerisinde satıyorlar. Ve Kanada'nın davet ettiği firmaların arasında bir tane de bizim ülkemizden yine böyle binlerce şubesi olan bir market zinciri var. Düşünebiliyor musunuz? Orada rekabeti kurmak için bizim ülkemizden bir büyük bir market zinciri davet edilirken ama bizim ülkemizde birlikte hareket ederek oligopol bir piyasa oluşturarak, yani nedir? Satıcıların birlikte fiyat belirlemiş oldukları bir piyasa şekli oluyor. Aslında serbest piyasa ekonomisi içerisindeyiz. Serbest piyasa ekonomisinin şartlarından en önemlisi de rekabetin üst seviyede olmasıdır. Ama biz de görüyoruz ki rekabet maalesef ortadan kalkmış vaziyette. Buyurun tamamlayın siz. Dolayısıyla enflasyona etkisi oluyor bunun cevabı da zaten burada yatıyor. Maalesef enflasyona etkisi çok fazla etkileniyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın bir açıklaması var. İşte bu fiyatları sabit tutan şirketlerin zaten ürünleri küçülttüğünü söyleyip demiş ki Amerikalılar enayi yerine koyulmaktan sıkıldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamasını? Yani orada da yine büyük uluslararası zincir marketlerin ya da Amerika'da kendi ulusal dev zincir marketlerinin piyasayı manipüle etmelerinden ilgili olarak hak edilen fiyatların üzerinde satış fiyatlarıyla tüketiciye sunulması. Bu da bir haksız fiil ve haksız kazancı doğuran olay. O tepkisini de dile getirmiş vaziyette ama aynı sıkıntı bizde çok daha da fazla. Peki bunun önüne nasıl geçilir? Düşünecek olursak önüne geçmemiz için birkaç alternatif var. Bunu ben yaklaşık bir yıla yakın bir süredir dile getiriyorum. Nedir bunlar? Hemen söyleyelim. Tabii ki rekabeti, serbest piyasa ekonomisi şartlarının tam anlamıyla uygulanması gerekiyor. Ama burada uygulanmasına, yani rekabetin korunmasına karşı çıkılıyor. Bu bahsetmiş olduğumuz 5 tane büyük dev firma. Bunların da on binlerce şubesi olduğunu düşündüğümüz zaman rekabet ortadan kalkıyor. Çünkü fiyat birlikteliğiyle hareket ediyorlar. Az önce söylediğim gibi. Ne yapılması gerekiyor? Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda denetimlerini arttırması gerekiyor. Fahiş fiyatla mücadele olayı var. Kaldı ki geçtiğimiz dönemlerde ki başını da ben çektim. Bir boykot uygulaması oldu kafelere karşı. Haksız uygulamalarına karşı. Burada da aynı, yine tüketicinin bilinçli hareket ederek bir boykot kararı da alınabilir bazı günler için ve bazı markalar ve bazı şirketler için. Yine Rekabet Kurumu denetlemelerini yapıyor. Fakat daha da önemlisi, halkın temel ihtiyacı biliyorsunuz gıda. Burada üretici üretim kooperatiflerine bir hal yasası bekleniyor. Nedir hal yasası? Hallerin kullanılabilir alanlarının 1/3 oranında olan kısmının üretici kooperatiflerine tahsis edilmesi. Bu neyi getirecek? Bu üretici kooperatiflerinin birleşerek hallere satışa sunulmak üzere ürünlerini getirmesiyle ilgili olacak. Çünkü bu binlerce şubesi olan
dev marketler şunu yapıyor bildiğiniz gibi. Bağdan, bahçeden, tarladan ürünü alıyor. Fiyatını orada en dip seviyeden veriyor ama maalesef satışa sunarken de en üst seviyeden. Burada tabii bir rekabet unsuru da pazarlar var, semt pazarları. Ama yine bu zincir marketlerin semt pazarlarını da olumsuz etkiliyorlar şöyle. Oradaki fiyatları semt pazarları örneğin 5 liraya satılan bir ürünü markette görüyorsa, kendisi 3 liraya satma durumu varsa da oradaki 5 liralık fiyatı gördüğü zaman da 4 liraya satma durumunda. Bir başka önerimiz de şu olmuştu. Özellikle benim yerel yönetim seçimleri öncesinde yerel yönetimlerin, belediyelerin belediye tanzim satışlarını gündeme getirerek eski dönemde olduğu gibi ilçelerin belli noktalarında yoğun alışveriş yapılan noktalarında belediyeler halka burada hizmet amaçlı, kar gütmeden hizmet amaçlı en azından temel gıda maddelerini ve ihtiyaç maddelerini satışa sunabilirler. Bu da zaten aslına bakarsanız hizmet anlamında asli görevleri. Maalesef böyle değerlendirmede ama üzülerek gördük ki hiçbir seçim vaadi içerisinde böylesine bir talep de sunum da olmamıştı. Bu da tabii ki aslında üzücü bir olay. Ama yerel yönetimlerin de buna mutlak suratı el atması gerekiyor. Hal yasasının uzun süredir bekliyor, çıkartılması gerekiyor. Üreticinin hem desteklenmesi hem de tüketicinin ucuz fiyattan ürüne ulaşabilmesi anlamında. Bir de Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu 23 maddeyle ilgili kararlar var. Fahiş fiyat, stokçulukla ilgili. Ama denetimler konusunda yine Rekabet Kurumu da oldukça hızlı çalışmalar yapıyor. Burada biraz daha fazla yaptırımların kapatma cezaları. Çünkü sadece idari para cezalarıyla çözülmüyor bu olaylar. Evet. Bir de idari para cezalarının uygulanan şirketlerin de afişe edilmesi de bir anlamda caydırıcı unsur olacak. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Mücahit Saraçlı yayına katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için.